Evine kayınvalidesi gelince kayınvalide ne izlerse onu izlemek zorunda kalanların, gönül yoldaşı, tüm damatların ve anne dizisi mağdurlarının yürek yağlarını akıtmaya devam ediyor. Ve geldik Hint dizisi saçmalarında üçüncü bölüme. Yani yemekte kullandıkları köle gibi dizisinde de fantazinin ayarını kaçıran Hintli kardeşlerimizin bitmek bilmeyen saçma sahneler deryasından yine bir kuple sunacağım sizlere. E o zaman çok bekletmeyeyim ben sizi. Şimdi ilk dizimizde bir adam bir samanlıkta mahsur kalan ve biri de yılan tarafından sokulmasıyla morarmış olan bu kızları içeriden kurtarmak istiyor. Evet bu kız Thanos'un emekli olduktan sonra olan torunu gibi dursa da aslında yılan sokmuş. <laughs> ve karakterimizde ne hikmetse kapısı olmayan yerden içeri giren bu küçük kızları kurtarmak için duvara bir bomba yerleştiriyor. Ama bomba tam da yerleştirildiği anda patlamıyor mu? Ah adam böyle can gili cun her tarafa patlıyor değil mi adam? Ay, duvardan ayıklarlar onu. He yok. Kızın biri gelip suratına bomba patlamış adama su getirin diye bağırıyor. Fahri! Fahri lekarı geldi! Ve az önce ağzının orta yerine bomba yiyen adama su serpip uyandırıyor. Sonra da barutane pilavcısı gelip bugün ne yiyeceğiz? Dedikten sonra yiğidimiz bir bombanızı daha alırım diyor. Bırakın duvarı kırmayı, çizmeyen ilk bombadan sonra görevlilerden bir dal daha bomba alıyor. Onu da duvara yapıştırıyorlar ama Kadir Doğulu'nun Mumbai şubesi böyle çok uzak oldu gideyim de yine içime patlasın diyor ama son anda bombayı durdurmayı başarıyor. Niye mi? Çünkü diyor ki bombayı yerinde yiyeceksin. Aklına başka bir fikir geliyor. Diyor ki ben bu bombayı bir kayayla birlikte duvara vurursam duvar kırılır. Alıyor bir el arabası üstüne kayayı ve bombayı koyup kamikaze gibi duvara dalıyor. Artık bu sefer ölüyor değil mi? Karakterimiz şöyle bir sersemliyor. Dersin ki az önce suratına bomba değil de çalkalanmış soda patlamış. Şöyle bir kafasını sallayıp tekrar düşünmeye başlıyor. Kıyamam içerideki kızlardan biri artık Manav'ın reyonundaki patlıcana dönüyor. Bunlar da dışarıda Looney Tunes karakteri gibi ağzına ağzına bomba yiyor. Ya balyoz, matkap, hilti yok mu canına yandım Hintli? He yok. Bakıyorlar olacak gibi değil. Duvarı patlatmak için tank getiriyorlar. Veriyorlar duvara mermi. <laughs> İnandınız değil mi? Yani o kadar şeyden sonra çok da garip gelmiyor doğru. Ama bu gördükleriniz bir oyundan görüntüler. Ve inanın şu diziden daha gerçekçi. Ha bu arada bu hangi oyun derseniz World of Tanks ve tamamen ücretsiz. Zaten videonun açıklama kısmına en başa linki koydum. Yorumlarda da var. Orada da sabitli. Oradan World of Tanks'i tamamen ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ve sağolsunlar bu videoya özel bir kod hazırladılar ki onu da şurada görüyorsunuz. Eğer bu kodu oyun içerisinde kullanırsanız oyuna diğerlerinden daha hızlı bir şekilde başlamak için bir sürü hediye alacaksınız. 5. seviye gelişmiş bir tank, 250.000 kredi ve oyuna 7 günlük premium erişiminiz olacak. Ha bir de 3 tane ileri seviye tankı da 10 oyun boyunca ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Ha bu arada unutmayın bu hediyelerin hepsi Wargaming oyunlarını ilk kez oynuyorsanız geçerli. Diziler ya da sosyal medyadan uzaklaşmak istediğiniz anda 100 milyon oyuncu ve 40'tan fazla haritada savaşabileceğiniz hem de ücretsiz iyi bir seçenek bence. O zaman bu videonun sponsoru WarGaming'e teşekkür edip geçelim. Bizi tanka ikna eden Hint dizi dünyasına bir dakika dur hemen geçme orayı. o deminki duvara ne oldu? Derseniz bakıyorlar olmuyor en sonunda daha çok bomba koyuyorlar. Bu sefer gerçekten işe yarıyor ama az önce iki bombayla çizilmeyen ve anca dört bombayla yıkılan yere onu zatsalar girerlermiş ya. Meğer o duvar soğan zarı gibi bir şeymiş. Efendim çıtayı çok yukarıda başlattım bunun üstüne çıkamam mı? Ya siz merak etmeyin Hintli kardeşlerde birini bir yerden kurtarma aşkı bu hayal gücüyle de birleştikçe o çıtayı da alıp daha neler yaparlar? Ha neler yaparlar? göstereyim. Bakın yine aynı dizimizde az önce kapısı olmayan samanlıkta kilitli kalan kızımız bu sefer de yolda yürürken kapağı olmayan bir kanalizasyon deliği görüyor. Sonra da diyor ki ben daha boynuma şal takıp bir yerde kendi kendime boğacak yaşa gelmedim. Ben buna atlarım. Ve atlıyor. Evet, yanlış görmediniz. Arkasından da erkeğin konsantresi geliyor. Ha yok ben hak etmeyin bu sefer. Kanalizasyona bomba atmıyor. Baharatın harman olduğu memlekette binlerce insanın bunun içinde sanki Nesquik reklamı çeker gibi hmm, diyen kızı çok başka bir yöntemle kurtarıyor. Belediye işçileri aşağıya bir kamera koyuyor ve sürekli kendi kendine kat çıkarak yükselen şu kuyunun içindeki kızla iletişime geçip en sonunda da bir ip sarkıtıyorlar. Ha şöyle ya biraz mantık. Mantık işte Allah'ın hikmeti. Tam ipi sarkıttıkları anda yukarıdaki elektrik tellerinden biri kopmuyor mu? Tel de gelip yine erkeğimizin eline çarpmıyor mu? Tabii. En değerli mukadderat. Mukadderat tutorial. Ve tabii ki suratına iki bomba patlayıp da şöyle yapıp ayılan adam şehir elektriğiyle çarpılınca da... Ah! Diyor. Ve madem kızı kuyudan iple çekerken elektrik çarpıyor deyip tekrar düşünmeye başlıyor. Kız da bakıyor ki bu zibidinin bir şey yapacağı yok alıyor eline bir tahta çıtayı atlıyor aşağıya. Ve yine hikmetinden sual olunmaz. Tahta sopa yolda inşaat demirine dönüşmüyor mu? Kız havada asılı kalıp çocuğu kurtarmaya çalışırken o da b**kun içine düşmüyor mu? Ve tabii ki yukarıda kalan erkeğimiz de durur mu? Dursun artık o dursun. O dursun artık. Yok durmuyor. O da atlıyor aşağıya. Başlıyor düşmeye ama ne düşüş? Dersin ki asansörle iniyor. Ya bir dakika yukarıda o kadar belediye işçisi, itfaiye falan var. Onlar ne yapıyor? Ne yapsınlar? Veriyorlar bunların eline ipi, sopayı. Yukarıdan kamerayla izleyip gülüyorlar herhalde. Bak çocuk düştü, kız atladı, üstüne adam atladı. Sonra da diyorlar ki bizde vinç vardı ya. Ve karakterlerimizi vinçle çekip şu muhteşem görsel efektlerle yukarıya çıkmayı başarıyorlar. Yani Türk ya da Hint fark etmez. Eğer mevzu bahis kuyuysa o kuyuya biri daha girmeden kimse yukarı çıkamıyor. Ha bu arada yukarı çıkmak demişken önce samanlıkta sonra kanalizasyonda mahsur kalan aynı kızın daha sonra bir de havadaki bir balonda mahsur kaldığını söylesem. Aa! tamam artık o başka bir videoda artık doz aşımı olur o. Zaten elimizde kurtarma çok. Durun ben size pelvaneden kurtulan kız vereyim. Ha Murat onu verdin sen. Hani pelvaneye şalı dolanıp dişlenmek suretiyle kurtarılan kız. O değil mi? Bakın şurada bir anlaşalım. Bizde yalı neyse onlar da pelvaneyle avize o. Bu dizimizde de iki kız yatak kavgası yapıyor. Ben yatacağım ben yatacağım derken yatağın altında da bir erkek saklanıyor. Bak aslında heyecanlı ha. Kızların başına nereden ne gelecek bilmiyorsun ya. İşte en sonunda kızlardan biri kazanıp da yatağa atlayınca tepede dönen pervane bakıyor. Madem Hintli bir kız altımda duruyor. E ne duruyorum o zaman deyip salıyor kendini. E erkek yatağın altında kızı kim kurtaracak derken tabii ki başka bir erkek gelip kızı kurtarıyor. Pervane de yatağın üstüne düşüyor. Heh iyi ya tamam. Bu sahnede çok bir şey yokmuş. Hmm, yok. Daha durun. İşte daha sonra Hint kardeşler de düşünmüşler. Kız öyle çok düz gitti. Başka ne yapalım diye. Ve pervane dersin ki Boeing 777 motoru yatağın üstünde Boeing Boeing diye sekerken yatağı parçalamaya başlamıyor mu? Ve böylelikle pervane yerde romantizm yaşayan çiftimizin üstüne kuş tüyü yağdırıyor. Görün görün yerli dizi sektörü size diyorum. Baharatın menbaında bile çiftlerin üzerine kuş tüyü yağıyor. Bizim bir dizimizde de kızla oğlanın üzerine baharat atıp öyle servis etmişlerdi. Tamam bu bölümlük pervane dozumuzu aldıysak avizeye geçebiliriz. Bu dizimizde de bir erkek çok sinirlenmiş dağıtıyor odayı. Alıyor bir bardağı fırlatıyor sürahi ve sürahi de bir elektrik kaçağı o kaçakta bir yangın çıkarıyor. Ve karakterimizde ben Hint değil miyim perdeyi söküp üstüne basıp söndürürsem çok mantıklı olur diyerek parmağını prize sokup çarpılıp bayılıyor. Ve bir kız da odaya gelip tam erkeğimizi kurtaracakken senarist diyor ki yok bu çok ters oldu. Tam kız adama eğiliyor ve kızın sırtına avize düşmüyor mu? Dur, dur. Ay sizin avizenizdeki taş şak diye kafanıza düşsün de izleyenlerle ne geçtiğinizi anlayın. Bak bu çok ince oldu. Ama bir dakika Murat en nihayetinde orada bir erkeği kurtaran kadın da varmış. Derseniz ben size yenisini vereyim. Bir aile mutlu bir şekilde evlerinin terasında uçurtma yarışı yaparken bu karakterlerin arasında en yılan bakışlı olanı kendi uçurtmasıyla yarıştığı oğlanın uçurtmasını çat diye çekince oğlan da 250 gram ya sen aşağı uç Şakar! Şakar! Cenin pozisyonunda yuvarlana yuvarlana aşağı düş Kardeş o depremde olmuyor muydu? Derken sevdiceği de arkasından penaltıya uçan kaleci gibi uçup uçurtmayı yakalıyor. Ardından da bok böceği gibi kıvrılan oğlanı havada yakalıyor. Şakar! Artık daha da saçmalamazlar. O uçurtma da bir yere iner herhalde. Derken bu ikili dakikalarca gökyüzünde süzülüp bir de yılanların arasına düşmüyor mu? Neymiş bu ya? Bu nasıl fantazi dünyası? Farkındaysanız Hint dizilerinin neredeyse hepsi böyle son durak filmi gibi. Kimin başına nerede ne geleceği hiç belli olmuyor. Neyse işte meğer tüm bunları da Bülent Ersoy'un gençliği yapıyormuş. Kor, kor. Bunların vesikalık resimlerinde atıyor bir kazana. Hop! Kısmetse olur körünün gücü. Nasıl? Bu videoluk alacağımızı aldık bence. Çünkü ben diyeyim fazlası beyinde kalıcı hasar bırakır. Hani ilacı dozunda alırsan ilaçtır da fazla alırsan zehirdir. Onun gibi. Ama yok ben daha doymadım derseniz daha önce yaptığımız Hint dizileri saçmalarımız az sonra şurada çıkacak. Tıklar gidersiniz. Bir sonraki Hint dizileri videosunda. Kapa kapa.